Şu anda Ordu'dan bir telefon bağlantımız var. Ordu Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe konuğumuz. Sayın Başkanım, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, buyurun. Sesiniz çok iyi geliyor. Ordu nasıl Sayın Başkanım? Öncelikle iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Ben de Ordu'da herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ordu havasıyla, her şeyle bugün bambaşka gider. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun efendim. Sağ olun, yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Nasıl duruyor üniversite fikri? Ne hissettiniz duyduğunuzda? Vallahi ben ilk defa zaten buradan, ben mahallemizden arkadaş aradı. Ben gerçekten gençlerin böyle bir şeye vesile olması, böyle bir yayında olmaları, ben gerçekten onurlandırdı. Çok güzel bir fikir. İnşallah bu işlerin devamı gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Biraz Çatalpınar'ı tanıyalım başkanım. Biraz Çatalpınar'ı bize anlatır mısınız? Nüfusu kaç? Evet. Geçim durumu nedir? Kaç tane? Çatalpınar Batı'ya 18 kilometre. Aynı zamanda İç Anadolu'ya bağlayan İçer ve Tokat sınırında, Tokat'a bağlayan güzergah üzerinde. Kestiresi ve Bolavan'ın çayının birleştiği bir yerde, 15 bin nüfuslu güzel bilim bir ülkemiz. Her yerin Karadeniz'de olduğu gibi Samsun'dan Trabzon'a kadar, Ordu, Giresun ve Sinop'unda olduğu gibi bize de geçim kaynağı fındık. Evet. Fındık bu sene nasıldı? Verimli miydi fındık? Fındık genelde %70-80 civarındaydı. Gayet çok olmasa bile çok olanlar da vardı geçen seneden. Az olanlar da vardı. Yöresel olarak da değişiyordu. Fındık geçen seneye göre iyiydi bu sene. Fiyatları da güzeldi gayet. Vatandaş her güresi fiyatından da memnun. Noktan olanları da fiyatları ötman edecek. Peki bölgenizde bir meslek yüksekokulu var mı? Bizde yok. Bizim tahtımız yok. Biz Fatma'ya çok yakınız. 18 kilometre. Evet. İşte ondan bizim içimiz dezavantaj oluyor. Şu anda biliyorsunuz üniversitede sadece kampüs alanlarında çekildiler. Yani kampüs içinde üniversite bölümleri yapıyorlar. Bizim de aslında böyle bir teşebbüsümüz olmuştu. Maalesef olmadı. İnşallah bundan sonra belki de inşallah olur. Yani. İnşallah, inşallah. Peki kaç ilköğretim öğrenciniz var, orta öğretim öğrenciniz var? Orta öğretim öğrencimiz bizim 2300. Biliyorsunuz bizim gittikçe azalıyor. 2014'te şeye geldiğimizde belediye başkanı olduğumuzda 3000 taneydi. Şurada 2300'e düştü. Biliyorsunuz artık köylerde fazla risk kalmadı. Bizim oralarda kırsal alanlar. Pandemiyle şu anda mücadeleniz nasıl gidiyor? Çok fazla vaka var mı? Evet, pandemi olayında maalesef her yerde olduğu gibi önceki gün 3 gün önce sıfıra indirmiştik. Tekrar bu rakamlar 15-20'lere çıktı. Biz de 7. ayın 15'ine kadar Türkiye'de pandemi olmayan, biz de ulusal kanallarda çıkan ilçelerden bir tanesiydik. Maalesef 7. ayda bir cenaze vakası oldu. İstanbul serbest bırakıldığı zaman da pandemi olaylarında maalesef üzücü hadiseler de oldu. İlçemizde 5-6 tane vatandaşımız bu pandemi olayından da vefat etti. Ama mücadelemiz devam ediyor. Ama vatandaşlarımızdan da buradan sizden arasında bizleri izleyen, dinleyen şu anda vatandaşlarına diyoruz ki bu kurallara mutlaka uyalım. Bunun hiç aklı yok. Böyle etrafımızda gördük bunu bu sene. Evet, evet. Hakikaten peki hiç can kaybı oldu mu bölgenizde? Oldu efendim. Bizde de Göller Belediye'mizden bir tane vatandaşımız. Bundan genç sayacağız. Ve ilçemizden genç bir tane delikanlı kardeşimiz 32 yaşında orada vefat etti. Aslında 3 ay veya 4 ay diyebiliriz pandemi yoktu. Ama maalesef bu hem ülkemizde şu anda geçen gün sıfıra indiği halde yine hemen gitmeye başladı. Evet, evet. Rakamlar. Hakikaten çok üzücü bir durum. Peki uzaktan eğitimde bölgenizde erişim sorunu var mı, internet sorunu var mı, altyapı sorunu var mı? Mesela yöresel olarak da var. Bazı üniversite öğrencilerimiz de lise de okuyan öğrencilerimizden zaman zaman lokal olarak da her yerde yok ama onların da internet bağlantıları sıkıntı olan yerlerimiz var. Onları da gerekli mercilere bildirdik. En kısa zamanda çözecekler. İnşallah
özellikle bu işte pandemi olayındaki bazı noktamızlar işte kazanım olur. Onlar da yerine gelmiş olur diye düşünüyorum. Hakikaten bu süreç herkesi çok derinden etkiledi. Sayın Başkanım, yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bizlere bu fırsatı verdiğiniz için ben de sizlere hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, İnşallah sağ olun. İlerleyen zamanlarda daha çok beraber oluruz. Ben sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun Başkanım. Gitmeden son bir ekleme yapayım. Bizim programımızın adı Okuyalım Okutalım Askıda Kitap. Bazı belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız askıya kitap astı. Biz de bu kitapları Türkiye'de bizi arayan herkese, okumak isteyen herkese gönderiyoruz. Sizin orada da gerçekten kitaba erişemeyen, kitap okumak isteyen ama istediği kitabı bulamayan birileri olur ise Üniversite TV'ye ulaşsın sizin aracılığınızla. Zaten biz şu anda sizinle yaptığımız bir programı tekrar size göndeririz. Siz de sosyal medyanızda paylaşarak kitaba erişim noktasında sıkıntı yaşayan bölgenizdeki delikanlılar, gençler, orta yaşlılar, ihtiyar delikanlılar kim varsa yeter ki okumak istesin. Biz onlara kitap gönderip kitap okuma kültürünü biraz arttırmak istiyoruz. Çünkü hakikaten okumakta biraz sıkıntılıyız ülke olarak. Dünya genelinde 86. sıradayız okuma alışkanlığında. O yüzden biraz sözde değil de özde bir şekilde kitap okumayı bir kültür haline getirmeye çalışıyoruz biz. Yani altını çizerek söylüyorum. Kitap okumayı bir kültür haline, yani zorunluluk halinde değil, kültür haline getirmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela siz ordulusunuz. Ordunun bir kültürü vardır. Nedir? Ordunun bir yemek kültürü vardır. Ordunun bir giyim kültürü vardır. Bir yaşam kültürü vardır. Ordunun inşallah Çatalpınar'ın bir okuma kültürü olsun. Belli günlerde, belli saatlerde, belli dönemlerde, belli sürelerde. Yani önceliği okumaya, kitap okumaya, bu ders falan değil. Normal zaten dersi zorunluluğu olarak yapacak ama fikir kitabı, hikaye kitabı, roman, yani ufkunu geliştirici şeyleri okuması için sizden özel bir istirhamımız var. Bununla ilgili özel bir çalışma yapmanızı istiyoruz. Teşekkür ederim. Bizim de belki de bu vesileyle biz de böyle bir şeylere katkıda sunabiliriz. Belediye olarak da veyahut da ben şahıs olarak da. Yani siz de askıya kitap asmak isterseniz başkanım biz şu anda ellerimiz hazır, alkışlayabiliriz hemen. Arkadaki tamam. Ekip arkadaşlarım da var. Bizim de katkımız olsun her zaman. İrtibatı kesmeyin. Her zaman biz sizinle irtibatlı oluruz Sayın Başkanım. Biz olandan tamam. Alıp olmayanı iletiyoruz. Kesinlikle, aynen. Sizin aracınızda bu şeye katkımız olur. İnşallah birilerinin okumasına da fırsat vermiş oluruz. Ben her zaman varım. Bundan sonra irtibatlaşalım. Ahmet Başkanım, teşekkür ederim. Şu anda size kanal olarak daha yakın hissediyoruz kendimizi. Yok. Biz her zaman varız. Bu vesileyle de birilerine de bizim katkımız olmuş olur. Sağ olun başkanım. O zaman biz sizi özellikle arayalım. Kaç adet set bağışlayacağınızı canlı yayında değil de özel dinleyelim sizden. Kesinlikle. Saygılar başkanım. İstanbul'a yolunuz düşerse bekleriz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar sayın başkanım. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Sağ olun.